Today I want to talk to you on what I caption subduing circumstances. Bugün sizinle durumları denetim altına alma konusundan bahsetmek istiyorum. To subdue means to bring something under control by force. Denetlemek bir şeyi kontrol altına almak demektir. To subdue means to bring something under control by force. Bir şeyi zorla kontrol altına almak demektir, denetlemek. And as we look at this message today, the, bugün bu mesaja baktığımızda, you would know what you need to do to subdue the problems or circumstances you're facing today. Bugünlerde karşılaştığınız durumlar uh, nasıl denetim alın, altına alınır öğreneceksiniz. That is why I asked you before I started. O yüzden başlamadan evvel sormuştum. I said who have circumstances that they need to overcome? Kimin galip gelmesi gereken durumları var diye sordum. And I want to ask that question again. Bu soruyu tekrar sormak istiyorum. How I many of you here Burada kaçınız? have things you need to subdue? Denetim altına, al altına alması gerektiği şeyleri var. Awesome. It means you've come to the right place. Demek ki doğru yere geldiniz. To subdue means to make something obey you by force. Denetim altına almak bir şeyi sana zorla itaat ettirmek demek. And there are things in people's lives that need to obey. Ve insanların hayatında öyle şeyler var ki bu şeylerin itaat etmesi gerekiyor. They are not supposed to be in your life. Hayatınızda bulunmamaları gerekiyor. And you need to know how to subdue them. Ve bunları nasıl denetim altına alacağınızı bilmeniz gerek. Amen. Amin. I can ask her to sit down. Ondan oturmasını isteyebilirim. Or I can make her sit down ya da onu oturtabilirim. These are two different things. Bunlar tamamen farklı şeyler. When I ask her to sit down, oturmasını istediğimde, I'm giving her the ability to say yes or no. Evet veya hayır deme kabiliyetini, ayrıcalığını vermiş oluyorum. But when I make her sit down, ama onu kendim oturttuğumda, I'm not giving her any opportunity to resist direnmesi için hiçbir fırsat sunmuyorum. I'm not giving opportunity to say yes or no. Evet veya hayır demesi için hiçbir fırsat sunmuyorum. If I make her sit, eğer zorla onu tutturursam, I have to grab her by the arms. Kollarından tutmam gerekecek. And force her down. Ve zorla aşağı ettireceğim. To subdue something. Bir şeyi deretim altına is almak. Is to make it obey you by force. Zorla kendine itaat ettirmek. And için. there are things in people's lives. Ve insanların hayatında öyle şeyler var that ki will never obey asla itaat until you make them obey. Ta ki sen itaat ettirene kadar. Are you listening to me? Dinliyor musunuz? You can't be passive. Pasif kalamazsınız. You can't fold your arms. Kol kıvıramazsınız. And expect things to change. Kollarınızı kavuşturup bir şeylerin değişmesini beklemiyorsunuz. The Bible says from the time of John the Baptist. Kusay kitap diyor ki vaftizci Yahya'nın günlerinden bu yana The kingdom of God suffered egemenliği zorlanıyor. The violent takes it by force. Zorlu kişiler ele geçirir diyor. I look at some Christians. Hristiyanlara bakıyorum. They are too calm. Çok sakinler. They are too cool. Çok Uh, that is why the devil is having his way in their lives. It is time to wake up. Uyanma vakti geldi. It is time to realize Fark etme zamanı Jesus geldi ki have done all that needed to be done. İsa yapılması gereken her şeyi yaptı. And nothing he şey. will do today. hiçbir şey. He has given you the authority. Hiçbir şey yapmasına gerek yok bugün to çünkü. To do what needs to be done. Yapılması gerekenler için yetki size so verdi. To see a change. Bir değişim sağlamak için. In your için life. Hayatınızda. In your finances. Finansınızda. In your family. Ailenizde. In your marriage. Evliliğinizde. Jesus will not come down. İsa aşağı inmeyecek. To do what he has done. Daha önce yapmış olduğunu he yapmak says, için. He says I've given you the authority. Dedi ki sana yetki verdim. And if you don't use it. Ama yetkini kullanmazsan. There's nothing that will change. Değişecek hiçbir şey yoktur. Are you listening to me? You can have a gun loaded and a thief will come to the house and steal everything you have. As long as the gun is not used the thief will have his way. You have authority. Use it. I see people want to pray. İnsanları görüyorum dua ettiklerinde Tanrı'ya yalvarıyorlar. Tanrı'ya yalvarıyorlar. Ona yalvarmayın. Yalvarışınız onu etkilemiyor. Ağlamanız onu etkilemiyor. Durumlarınızı değiştirecek olan tek şey. Yetkinde durduğun zaman that God has put you. Tanrının seni konumlandırdığı yerde durduğun zaman. Ve olayların değişmesini söylediğiniz zaman. O zaman değişecekler. Can someone say amen? Amin, Amin. diyebilir miyiz? God's not moved by tears. Tanrı göz yaşlarıyla hareket etmiyor. I listening to me. Dinliyor musunuz? Göz yaşınızla People hareket etmiyor. People can cry all they want. İnsanlar istedikleri kadar ağlayabilir. That won't change nothing. Bu hiçbir şeyi değiştirmeyecektir. People can beg all they want. İnsanlar istedikleri kadar yalvarabilir. That will not change a thing. Bu tek bir şeyi değiştirmeyecektir. The only thing that will change your life. Hayatınızı değiştirecek olan tek şey, is to use your authority. Yetkinizi kullanmaktır. From the time of John the Baptist. Batızi ayhan zamandan bu day bu yana God, dek tan legitimeliği zorlanıyor. Only the violent takes it by force. Zorlu kişiler ele geçirir. And we have to subdue. Bizler denetim altına almalıyız. The things that the devil is doing. İblisin yapıyor olduklarını denetim altına almalıyız. We can't fold our arms. Kollarımızı kıvırdıramayız. Because if we fold our arms, he's going to have his way. Çünkü eğer bir şey yapmazsak o istediğini yapabilecek. Can someone say amen? Amin diyebilir miyiz? Can someone say amen? amen. Amin diyebilir miyiz? Amen. Amin diyebilir miyiz? There are different circumstances that people face. İnsanların yüzleştiği farklı durumlar var. Spiritual issues. Ruhsal durumlar. Health issues. Sağlık durumları. Marital issues. Evlilik durumları. Career issues. Kariyer durumları. Dealing with children. Çocuklarla uğraşmak Financial issues. Finansal durumlar olsun. And many of these life circumstances. Ve bu hayat durumlarının birçoğu. Number one. Birincisi. They have spiritual influence ruhsal bir etkiye nüfuza sahip olmaları. There is a spiritual undertone. Altta yatan ruhsal bir temel var. So many of life circumstances. Birçok bu hayatta yaşanılan durumların. And if you do not know that, ve bunu bilmezseniz, you'll be dealing with it naturally bu durumla doğal olarak yüzleşmeye And çalışırsınız. It never be Ve asla çözümlenmeyecektir. Birçokları oldu ki doktorlara And the gittiler. Would doktorlar onlara teşhis koyar. And try to find what the problem is. Ve sorunun ne olduğunu bulmaya çalışır. And the go Ve doktorlar her şeyi dener. Ve doktor der ki hiçbir şey göremiyorum. But they are still sick. Ama kişi hala hasta. Birçok kişi fark etmiyor that ki. That many life situations birçok hayat durumları have spiritual Ruhsal bir etkiden kaynaklanıyor. Jesus met a woman İsa bir kadınla karşılaştı. In the temple. Tapınakta. She was bent over like this. Böyle büküktü. For 18 years, yıl boyunca. The Bible she couldn't look up. ki yukarı bakamıyordu. For 18 years, yıl boyunca. She walked like this. Kadın bükük yürüyordu. This is a woman. Bu bir kadın. Probably a wife, Muhtemelen a, bir eşi mo a de vardı. mother, bir She was like this. Böyleydi, bu Eighteen years. 18 yıl. The devil is not a good devil. İblis, iyi bir iblis değil. <laughs> he does not like you. Iblis sizi He hates you like he hates God. Tanrı'dan nasıl nefret ediyorsa aynı şekilde sizden nefret ediyor. And he would do everything he can to hurt God. Ve Tanrı'yı incitmek için her şey yapacak. And the way he does it is by hurting his children. Bunu nasıl yapıyor? Tanrı çocuklarını inciterek yapıyor. 18 years. 18 yıl. He wasn't born like this. Böyle doğmadı kadın. It happened one day. Bir gün oldu. I don't know what she did. Bilmiyorum ne yaptı. But it happened. Ama oldu. And there she was. Ve bu vaziyetteydi. Walking like this. Bu şekilde yürüyordu. She could, Bible says she couldn't look up. Kutsal kitap diyor ki yukarı bakamıyordu. Like this. Böyleydi. One year. Bir yıl Two geçti, years, iki yıl geçti, years, üç yıl geçti, four, dört geçti. Belki umut ediyordu bir But gün iyileşirim diye. ama hiç düzelmiyordu. Five years, beş yıl geçti, years, on yıl geçti, years, on beş yıl sixteen, geçti, on altı eighteen, yıl, eighteen, on yıl. Jesus, İsa ile karşılaşmasaydı like muhtemelen bu şekilde ölecekti. Ve İsa onu gördüğü gün Jesus saw the spirit. That made her bent over like that. It was a spirit of infirmity. Hello. <laughs> Hello? Hello. Hello. Some life problems have spiritual influence. And until the anointing shows up to destroy the yoke, it will remain. Ve mesedeş bu boyunduru kırana kırmak için görünene kadar orada kalacaktır. That is why we tell people the church you go to matters bu sebepten ötürü insanlara diyoruz ki gittiğiniz kilisenin çok büyük bir önemi var. This woman var. was in the temple. Bu kadın tapınaktaydı. The house of God. Tanrı'nın evindeydi. But the fact that you come to the temple is not a guarantee you shall be free. Ama tapınağa gelme garantisi özgür kalacağın ya da olacağın garantisi değildi. And the temple you go to matters a lot. Ve gittiğiniz tapınağın çok önemi var. She was opportune that Jesus showed up. Kendisi İsa'nın oraya gelmesi konusunda çok şanslıydı. The day Jesus came. İsa geldi gün. Jesus saw the spirit. İsa o ruhu gördü. Can you come? Gelir misin? I want to illustrate. Göstermek istiyorum. Let's say this is a woman. Diyelim ki kadın. And the demon came on her. Ve o ruh üzerine geliyor bir cin. And bent her over like this. onu böyle bükük tuttu. For 18 years. 18 yıl boyunca. The demon held her. O cin o şeytan onu bu şekilde tuttu. Gitmiyordum. Devils don't like to go. Cinler, şeytanlar gitmeyi sevmiyor. They don't like to go. Gitmeyi sevmiyorlar. They like to put people in bondage. İnsanları tutsak etmeyi They seviyorlar. They like to torment people. İnsanlara ızdırap çektirmeyi seviyorlar. Like this. Bu şekilde. Held him. Onu tuttu. Oh, her, sorry. Pardon, kadını like tuttu. This. Kadını bu vaziyette tuttu. Year. 18 yıl boyunca. Everywhere he went, she went. Kadın gittiği her yerde. The devil came. O şeytan onunla birlikte geldi. Even though she went to the temple, the demon, the demon entered the temple with her. Girdi. Because the devil is not afraid of the brick and mortar. Çünkü taş ve the devil is not afraid of the big cross. Büyük the devil is afraid of a man with authority. Bir the devil is afraid of the anointing. Can someone say amen? amen. amen. So amen. the day the anointed one came. <laughs> <laughs> that was the last day for that spirit. İşte, o ruh için son gün o gündü. And the Bible says and Jesus told the demon to leave her. Ve when diyor ki İsa o cinin ondan and onu terk when The spirit left. Ve o cin ayrıldığında, o ruh ayrıldığında, Kadın doğruldu tekrar. It's your day to be set free. Özgür olma gününüz bugündür. I said it's your day to be set free. Özgür olma gününüz bugündür diyor. Can diyorum. someone say amen? Amin diyebilir miyiz? Can someone say amen? Amin diyebilir miyiz? So some 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 life circumstances. Bazı hayat durumları have spiritual influence. Ruhsal bir etki taşıyordur. Number two. İkincisi. Some life circumstances happen because of the state of the world that ba we're living in. Bazı hayat durumları şu anda yaşıyor olduğumuz dünyanın durumundan ötürüdür. We live in a falling world. Düşmüş bir dünyada yaşıyoruz. And trouble comes to everybody. Ve bela herkesin başına geliyor. Did you hear me? Duydunuz mu? Trouble comes to When trouble comes, it doesn't know whether you are a Christian. Bela gelince Hristiyan mısın değil misin bunu umursamıyor. But the difference between you and an unbeliever ama senle bir imansız arasındaki fark. When trouble comes, bir bela geldiğinde, Jesus is there. İsa'nın orada olması. Peace is not a lack of trouble. Esenlik sorunun ya da belanın eksikliği değildir. Peace is the presence of God in the middle of trouble. Esenlik sorunlar <laughs> ve belalar ortasındaki Tanrı varlığıdır. Amen. Amin. Jesus said to them, "Let's go over to the other side." İsa dedi ki onlara karşı tarafa geçelim. On their way. Ve yol esnasında trouble came bir sorun oldu. Bela a storm geldi. Broke out against them. Onlara karşı bir fırtına koptu. But Jesus was in the boat sleeping. Ama, ama, İsa teknede uyuyordu. If Jesus is in your boat, İsa teknenizde Hayat durumları sizi indirmeyecektir. <laughs> Praise the Lord. Rabbi, so, olsun. We live in a falling world, düşmüş bir dünyada yaşıyoruz. And troubles come. Ve belalar, sorunlar Amen. geliyor. Depremler Flots oluyor. Come. Tufanlar oluyor. kinds of natural Her türlü doğal afetler oluyor. Geliyorlar. But they will not touch you. Ama sana dokunmayacaklar. Praise the Lord. Amin. I hope I'm preaching faith here because Umuyorum iman vaaz ediyorum burada çünkü. At me. Bazınız bana öyle bir bakıyor ki. Amen. Amin. I know sinking in. Biliyorum içe, içe giriyor. Praise the Lord. Siniyor içinize. Now, number Üçüncüsü. Some life circumstances happen because people cause them, make them happen. Bazı hayat durumları insanlar tarafından oluşturulur. Some people bring problems on themselves. Bazı insanlar kendi başlarına bela getirir. That is why I said I'm going to be very practical with you today. O yüzden size dedim ya bugün sizinle bayağı pratik olacağım. Lack of good judgment. E, doğru yargılama yoksunluğu. Poor decisions. Kötü kararlar verme. Let me tell you a story. Size bir hikaye anlatayım. Many years ago. Yıllar öncesi. Many years, many years, Many years. çok yıllar. Çok, bir çok, çok many, many, many years. Çok yıl öncesi. My wife and I were looking for an apartment. Ben ve eşim bir daire arıyorduk. And uh, we got to this place. Ve bir yere vardık. And actually she found it. Aslında eşim buldu o yeri. It yere. was a duplex. Duplex, iki katlı. I think it was five bedrooms. Sanırım beş odalı. My God. And she Aman. said to me, ve dedi ki bana, Only this is so good. Hayatım bu çok iyi. Let's go check it out. Gidip bakalım. I went with her. Onunla birlikte gittim. I looked at it. Baktım eve. Wow, it's beautiful. Vay canına güzel. And then I said, how much is it? Ondan sonra sordum ne kadar? They told me this price. Bana bir fiyat verdiler. I said to her, Eşime dedim ki, this is beautiful. Güzel bir ev burası. But we cannot afford it now. Ama bunu şimdi karşılayamayız. Some people put their hands where their hands does not belong. Bazı insanlar ellerini ellerinin ait olmadığı yerlere koyuyor. They go buying things they shouldn't have now. Şimdi sahip olmamaları gereken şeyleri satın alıyorlar. Listen to me. Beni dinleyin. If your faith cannot bring it, imanınız getiremiyorsa bunu. Don't force it to happen in the flesh. Benlikte bunu zorlamanın anlamı yok. We people getting into trouble. And İnsanlar then they get into financial debt. Ondan sonra finansal borca giriyorlar. And please don't think I'm judging anyone because I don't even know your stories. Lütfen kimse yargıladığımı da düşünmeyin çünkü hikayelerinizi bilmiyorum. I'm not preaching here because I'm picking on anybody. Ya herhangi biriniz hakkında konuşmak istediğim But için konuşuyorum. It is bunu. time for the church to start using their sense, their common, their, uh, what they call common sense. Ama kilisenin artık pratik akıllarını kullanma vakti Amen. geldi. The Anladın. fact that we got saved does not mean we lost our minds. Kurtulduk <laughs> diye ahmaklaştık anlamına gelmiyor. <laughs> Are, Are you listening edemedim? now? Dinliyor musunuz? Because then They get into debt and they come to church to pray. Çünkü ondan sonra borca giriyorlar, borca girdikten sonra dua için kiliseye geliyorlar. And pray pray and pray giriyorlar. and it like God is not bringing them out of debt. Ve dua ediyorlar, dua ediyorlar ve sanki Tanrı onları da, onları bu borçtan kurtarmıyor gibi görünüyor. And God becomes görüyor. the problem. Sonra sorun Tanrı oluyor. God is not the problem. Sorun Tanrı değil. If only you use this. Bunu kullansan keşke. If your faith cannot bring it in. İmanın elde edemiyorsa bunu. Don't force it to happen. Zorlama o zaman. Pray and believe God. Dua et ve Rabbe iman Read et. the word. Sözü oku. Let your faith come. İmanın yükselsin. And call it in. Ve ondan sonra çağır. And wait for it to come. Ve bekle gelsin. Don't force anything to Hiçbir happen. Hiçbir şeyi zorlama. Can someone say amen? Amin diyebilir miyiz? My amen. wife liked that apartment. Eşim o daire öyle bir verdi ki. But I said. Ama ben dedim ki. This is how much I can afford at the end of the month. Ay sonuna bu kadarını verebilirim ancak dedi. I can give more than this. Bundan daha fazlasını karşılayamam. And what I can afford at the end of the month could not afford that apartment. Ay ay sonunda karşılayabildiğim şey o dairenin masraflarını so karşılamıyordu. Why should I put myself in trouble? O zaman kendimi niye belaya sokayım? At the end of the month now I'm thinking how am I going to pay the rent? Ay sonu gelince şimdi kirayı nasıl ödeyeceğimi düşünüyorum. And I don't know how to beg. Ve nasıl dileneceğimi yalvaracağım da bilmiyorum. Know, I don't know how to beg for İnsanlardan nasıl dileneceğimi bilmiyorum. Faith bring it, İmanım getirmiyorsa. It. Bırak kalsın. I'm, not in, I'm not in competition with anybody. Kimseyle bir yarış içerisinde değilim. Are you to me? Dinliyor musunuz? Biliyorum ki ne zaman sahip olma zamanın gelirse Tanrı getirecektir. Seek ye first. Öncelikle the kingdom of God. Tanrı'nın egemenliğinin and his gidin, righteousness ve doğruluğun ardından gidin. Bütün her şey sonrasında size eklenecek. Praise the Lord. Rabbe praise the Lord. Rabbe olsun diyor. Should we keep talking practical sense here? Pratik zekayı konuşmaya Hello. devam edelim mi? Yeah. Alo? Some, some, some people wonder, some wives wonder why their husbands don't come home early. Bazılar merak ediyor, bazı eşler merak ediyor. Kocam bir eve erken on, gelmiyor. Because you're troubling him too much. Bilmem belki ona çok büyük sıkıntı veriyorsun. Man, listen now. Bakın, bakın. A man wants a conducive atmosphere. Bir erkek huzurlu bir ortam ister. When he walks into the house. Eve girdiği zaman. He wants an atmosphere of peace. Esenlik dolu bir ortam ister. But when you're nagging. Ama sen sürekli dırdırlaştınlar. Some women just put themselves into trouble with their mouth. Bazı kadınlar kendi başlarını belaya sokuyor. You talking too much. Çok konuşuyorsun. He don't want to listen to all that. Dinlemek istemiyor. Bunları. And so when he goes out, dışarı çıktın da. He don't want to come back home. Geri gel gelmek istemiyor eve. It's sometimes when he's thinking of coming home he's afraid. Bazen eve ge geri gelmeyi düşünürken korkuyor o düşünce gelince. Come on son. Pratik, zeka yani. no, we talk. It was a. I have a problem. İnsanlar have, diyor ki bir have, sorunum var. I have a marital problem. Evlilik sorunum var diyor insanlar. Before he comes home. O eve gelmeden önce. Clean yourself up. Kendini, kendi bir çeki düzen ver. Take a Temizlen, good bath. Güzel bir banyo yap. Put on your cologne, your Arfününü perfume. Parfüm besik. And dress up well. Düzgün giyin. And prepare the food. Yemeği de hazırla. And make Sofayı sure the house hazırla. is clean. Evin temiz olduğundan emin When ol. When he comes. Geri geldiğinde adam. He wouldn't want to go. Gitmek ayrılmak istemeyecektir. Ay abi be. Come for counseling. I'm giving you counsel uh, counsel right Alın now. Size danışmanlık şimdiden öğretiyorum. Don't verin. come see me for counseling. Danışmanlık için benimle buluşmaya gelmeyin. I'm counseling you. Şimdi danışmanlık veriyorum size. I don't know what's happening there but <laughs> Burada neler dönüyor bilmiyorum ama. Don't nag him. Dırdır yapmayın. Yani the big, onun canını like, sıkmayın. The need of your husband, Kocanızın eşinizin en büyük isteği. One need birinci ihtiyaç is, duyduğu şey is honor. Onurdur, onurlandırılmak. You can't talk down on him. Onu küçümseyemezsiniz, küçümsememelisiniz. If you do. Küçümserseniz, some say, ah, women are fragile. Bazı insanlar diyor ki kadınlar narindir, Men are narin. more erkekler daha narin. You break a man faster when you dishonor him. Onu onursuzlandırdığınız zaman erkeği daha çabuk kırarsınız. I'm you. Size söyleyeyim. Praise the Lord. Rabevgiler olsun. Amen. Amin. Let him talk. Bırak konuşsun. Let him talk. Bırak konuşsun. I look at you. Kadınlara baktığımda onlar hakkında konuştuğumu düşünmesinler de. Let your husband talk. Kocanız konuşsun. Hey Amen. Amen. He has opinion too. Onun da fikirleri let var. Let him talk. Bırak kocan konuşsun. <laughs> I know, I, know, I know a problem. i see a problem in marriage when the wife is talking more than the man. let him talk. <laughs> now what i'm saying is people, people, people cause problems in they all and they wonder why they have problems. Deme çalıştığım şeyin kısa özeti şu. İnsanlar kendi hayatlarında sorunlar oluşturuyor ve merak ediyorlar acaba bu sorun niye var? You don't need to, to be a rocket scientist to figure out the problem. Yani bu sorunu çözmek için bir bilim adamı olman gerekmiyor. Come on, sense. Pratik zeka. This is Nedir? And, and, and some of the problems that people deal with, they will not deal with. Ve bazı insanların karşılaştığı durumlarla karşılaşmayacak insanlar. If you cannot afford it now, eğer şimdi karşılayamıyorsanız, don't buy it. O zaman şimdi satın almanın and anlamı yok. And everyone said amen. Ve herkes buna amin dedi, değil mi? But you push your husband to buy. Ama buy e, Kocanı We dürtüp it. iteliyorsun. Buy it. Satın al, ihtiyacımız var. And they say the fear of the woman is the beginning of wisdom. Ve derler ki kadın korkusu bilgeliğin başlangıcıdır. He's going to buy. O da gider satın alacaktır. Yani. He want to sleep well at home. Evde rahat uyumak istiyor çünkü. Some women don't know your, your husband is afraid. Bazı kadınlar bilmiyorsunuz, eşiniz korkuyor. Be so. Böyle olmamalı. But he's afraid. Ama kocanız korkuyor. Push him too much. Çünkü çok iteliyorsunuz you onu. This looks like a marriage seminar. evlilik, seminerine dönüştü bu. Yardımcı oluyor mu bu sizlere? Amen. Amin. Practical sense. Pratik Practical şeyler. Sense. My God. Hey, what? The man, man leaves home. Adam evi terk ediyor, ayrılıyor evden. And while, while he's busy, evet. he's e, thinking. Meşgulken God, düşünüyor. How will I go home today? Ben bugün eve nasıl gireceğim? How will I go home today? Eve nasıl gireceğim ben? Oh man. Aman aman. And that's pressure. Bu bir baskı bildiği. He doesn't need it. Buna ihtiyaç duymuyor, gereksiz duymuyor. His faith cannot function when he is under pressure. Adam baskı altında olduğu müddetçe imanı işlevsiz olur.

yeah, yeah, <laughs> Hallelujah. Hallelujah. <laughs> the Lord is good. You know a lot of times people talk about Smith Wigglesworth. in San insanlar Smith Wigglesworth Men Man of power. Man of faith. I heard a story Bir hikaye duydum. That he will hide his wife's clothes so that she would not go to church. Eşinin kıyafetlerini gizlermiş bu adam ki eşi kiliseye gitmesin. This was before he became a child of God. Kendisi Tanrı çocuğu olmadan önce. One day, bir gün the wife gets back home from church. Eşi kiliseden eve dönüyor. And the man had locked the door. Ve adam çoktan kapıyı kitlemiş. The wife knocks on the door. Eşi kapıyı tıklıyor. Smith. Smith. Open the door. Aç kapıyı. The man would not open the door. Adam he was in, Adam içerideydi. but he wouldn't open the door. Ama türlü açmıyordu. The wife slept at the door Karısı kapıda through the night. Gece boyunca. The morning, Sabah olunca, the man opens the door. Adam açtı. The woman comes in. You know what she said? Kadın ne diyor, biliyor Good musunuz? morning. Günaydın. What do you want for breakfast? Kahvaltı için, ne istersin? <laughs> That's what she said. Kadın Good morning. What would you have for breakfast? Kahvaltı için ne istersin? <laughs> Any man bir adam will fall for a woman like that. Böyle bir <laughs> Come, let's go to church. Gel kiliseye, kilise gidelim. You're not even praying. Dua bile etmiyorsun. Look at all your mates. Akranlarına bak. You're a loser. Eziksin sen. I'm not talking about you. Senden bahsetmiyorum. She said, "Good morning." Günaydın dedi. What do you want for breakfast? Kahvaltı için ne istersin dedi. I believe. I, <laughs> I'm touching some stuff here this evening. Hallelujah. <laughs> Amen. Amen. You know, the Christian life, musunuz, is practical. practical. It's not just what we say. Ibaret değil. It's what we do. Uyguladığımız hmm. önemli. It's a lifestyle. Bu bir yaşam biçimidir. It's a living. Yaşantıdır. We are Christians. Bizler like Christ. Mesih benzeri. <coughs> Sorry, sister. I wonder what some women would do. Merak ederim bazı kadınlar ne yapardı? If it was your husband. Sizin kocanız olsaydı. <gülüyor> 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 This is the kind of sermon you want to separate husbands and wives. Wives here, husband there. <laughs> uh, Some people get into trouble because of wrong relationship. Bazı insanlar kötü yanlış ilişkilerden ötürü başlarını belaya sokuyorlar. In, in, law that's what they call guilty by association. Um, yasa, yasa uyarınca şöyle bir şey var hani görgü tanı. The people you hang out with. Takıldığın insanlar will affect your life. Senin hayatına etki Evil communication corrupts Good manners. Kötü arkadaşlıklar iyi ahlakı bozar. Show me your friend. Bana arkadaşını göster. I'll tell you who you are. Sana kim olduğunu söyleyeyim. <laughs> Some people will just ruin your life. Harap eder. You're befriending the wrong people. That's why you can't be on fire for God. O Tanrı için ateş I need to talk to our young, pe our young people. You can't come here and expect the fire of God to touch you, and then you go back to your school and you hang out with all the wrong people. hem buraya gelip sonrasında okulunuza dönüp yanlış kişilerle takılarak tane ateşinin ateşinin üzerinize gelmesini yeah, beklemezsiniz. Yeah, my friends. Ama arkadaşlarım onlar. Are benim. you benim. sure? Emin misiniz? I don't want to be the odd one out. Yani bu tür şeyler, yani kötü kişi ben olmak istemiyorum. Jesus was oddity. İsa bayan You are a Christian. Sen bir Hristiyansın. You can never fit in. Asla uyum sağlayamazsın. I say you can never fit in. Asla uyum love not the world, dünyayı sevme. neither the things that are in the world. Ve dünyaya ait da sevme. If, olan anyone, sevme. if anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Kişi dünyayı severse, babanın sevgisi o kişi de değildir. You cannot expect to be on fire for God if you're hanging out with the wrong friends. Do what they do. Onların yaptıklarını yapar. Talk yaparsın. like they talk. Onlar gibi konuşur. Laugh at their stupid jokes. Saçma sapan şakalarına gülersen. I know, I mean, I was once 20. Biliyorum, ben de bir kez 20, 20 yaşındaydım. We understand peer pressure. Anlarız toplum, toplum baskısını anlıyoruz. Okay. Tamam mı? When you want to conform, uyum sağlamaya çalışman. You have to talk like them. İçin onlar gibi It konuşman gerek. Dress like them. Onlar gibi giyinmen gerek. Be like them. Onlar gibi olman gerek. If I don't, Öyle olmazsan, I wouldn't have any friends. Hiçbir arkadaşım olmaz. Those are not your friends. Onlar senin arkadaşın değil. Those are the hindrance to your Christianity. Onlar senin Hristiyanlığının tökezleri. Someone said, Amen. Amin dedik buna, değil mi? It's getting too quiet. Çok sessizleşti burası. You should be clapping and jumping. El çırpıyor, sıçrıyor olmanız gerekiyor. No, I'm preaching here on how to subdue the circumstances of your life. Bakın hayatınızın durumlarını, durumlarını nasıl denetim altına alacağınız konusunda because konuşuyorum. Because a lot of times what people deal with çünkü çoğu kez insanların uğraştığı Come şey, to them because of poor judgment. yanlış kararlarından ötürü onların başına geliyor. Wrong Decisions. Yanlış seçimler. Then you can't keep making wrong decisions and expecting God to fix. Ve yanlış seçimler ve kararlar almaya devam edip Tanrı'nın düzeltmesini beklemezsiniz. Amen. Cidden. God is not a fixer. Tanrı tamirci değil. Let me, let me, I'll just ruin everything and I'll go pray. Bilin her şeyi bozayım gidip dua ederim sonra. God will fix it. Tanrı nasıl olsa düzeltir. And sometimes God don't fix it. Bazen Tanrı düzeltmiyor. Until after some time. Ta one süre year due yıl, yıl. so that you learn ki öğrenesin. Amen. Amin. Because sometimes if we fixes fixes it immediately you get into the same problem again. Çünkü bazen bu durumu hemen tamir ederse ya da düzeltirse hemen sen de o soruna tekrar bulaşacaksın. Life circumstances are real and potent. Hayat durumları gerçektir ve, ve, ve vardır. They can cause sleepless nights. Uykusuz gecelere sebep olabilirler. <laughs> How many of you put your head on your pillow but you can't sleep? Kaçınız başınızı yastığa koyuyorsunuz ama uyuyamıyorsunuz. Your head is filled with all kinds of thoughts. Kafanız her türlü düşünceyle dolu. If you manage to sleep, uyuyabilseniz. The moment you wake up, uyandığınız an, that's the first thing. Düşündüğünüz ilk şey onlar oluyor. Am I preaching? Vazmi mi? Isaiah chapter forty-three, verse two, says, "When you pass through the waters, I will be with you, and through the rivers, they shall not overflow you. When you walk through the fire, you shall not be burned, nor shall the flame scorch you." içinden geçerken su boyunu aşmayacak. Ateşin içinde yürürken yanmayacaksın, alevler seni yakmayacak. Whether what you're going through is spiritual yaşadığınız şey ruhsal olsun, or it's caused because of the world you're living in ya da yaşadığınız dünyadan ötürü kaynaklanıyor olsun. Or it's happened as a result of poor decision ya da kötü ya da yanlış bir karardan ötürü kaynaklanıyor olsun. I want you to be encouraged. Pekişmenizi istiyorum. God tells us Tanrı bize diyor ki, that I will be with you. Ben and because His promise to be with us, Ve vaat için, He will help us. Bize he will bring us out. Bizi he will deliver us. Bizi he will save us. Bizi özgür Can someone say Amen? Miyiz? Very important. I was sharing this morning Bu sabah that the way God sees a believer is different. Bu from the way he sees an unbeliever. Tanrı bir imanlıyı bir imansızdan farklı görüyor. For you a believer. Sen bir imanlı olarak. You may have made mistakes. Hatalar yapmış olabilirsin. Wrong choices, yanlış seçimler, mixing up with the wrong people. Yanlış kişilerle buluşup But that has not taken away your righteousness. Olmuş olsa da bu sizin doğruluğunuzu you elde are etmedi. Still a child of God. Siz halen Tanrı çocuğusunuz. And as a father, ve bir baba olarak I have seen my Daughter make mistakes. Kızımın hatalar yaptığını gördüm. And it hurts me. Ve bu beni incitti. But that does not change my love for her. Ama bu benim ona olan sevgimi değiştirmiyor. That does not stop me from blessing her. Bu benim onu kutsamamı, bereketlememi engellemiyor. That does not stop etmiyor. me from jumping in and helping her come out of the situation. Benim devreye girip de onun durumdan kurtarmak için bir engel değil bu. And we have a Ve göksel bir babamız var. Who loves you sizi seviyor. And cares for you Size değer veriyor. And Ve sizi kurtarmak and istiyor. And wants to bring you out. Ve sizi durumdan çıkarmak He istiyor. Is here o bu gece burada. To help you. Size yardım etmek için. You need to it onu kabul etmelisiniz. Going to help you. Size yardım edeceğim. Bilmiyorum. The mess. Bilmiyorum In nasıl your life, bir yıkıntı içindesin. But we serve a God Ama öyle bir tane hizmet can ki, turn your mess into a miracle. Bütün yıkıntılarınızı bir mucizeye dönüştürebiliriz. Can someone say amen? Amin diyebilir miyiz? Tonight, bu gece, he will help you. O size yardım edecek. Tonight, bu gece, he'll bring you out. O sizi kurtaracak, çıkaracak. Tonight, bu gece, he'll save you. O sizi kurtaracak. That is what he does Çünkü best. Çünkü en iyi yaptığı şey budur. Praise the Lord. E When you pass through the waters, sulardan geçtiğinizde, I will be with you. <laughs> seninle olacağım diyor. Is there anyone here passing through water? Sulardan geçen var mı aramızda? You feel as if you're about to drown. Sanki boğulmak üzereymişsiniz gibi hissediyorsunuz. God says to tell you. Rab diyor ki, He is with you. Sizinle. Amen. Amen. <laughs> is there anyone here that's passing through fire? Ateşten geçen var mı you burada? You feel that my God, I'm about to be burned. Yanmak üzereyim diye hissediyorsun. But I'm here to tell you. Ama size şunu söylemek Jesus, istiyorum. God says I'm with you. Tanrı diyor ki seninle. And if he is with you. Ve o seninle ise. That problem. O sorun. Will not take you out. Seni indirmeyecek, yok etmeyecek. He's going to bring you out on the other side. Seni zaferle çıkaracak. Praise the Lord. Rabbi övgüler olsun. Oh my God, I wish I was preaching this to some people who understand. Keşke bunu anlayan insanlara vaaz etsem. That I'm prophesying to them. Onlara peygamberlikte bulunduğumu anlayan insanlara. And then they insanlara. would be receiving it. Ve bunu an, alıyor olurlar. They would say, Pastor, that is for me. Pastor, bu benim için derler. You guys, are, I said it before. Some, some people are too cool. Daha önce de dedim zaten. Bazı insanlar çok sakin. Too sophisticated. Çok karmaşık. I said I don't care what you've done. Ne yaptın umurumda değil. Whether you made a mistake, bir hata yapmış olasın. Poor choice. Yanlış bir tercih. God wants to bring you out. Her neyse Tanrı sizi bundan kurtarmak istiyor. <laughs> God wants to bring you out. Tanrı sizi kurtarmak istiyor. Praise the Lord. Rabbi övgüler olsun. Now the first thing you need to do to subdue the circumstance of your life. Şimdi hayatınızdaki o durumu denetim altına almak için yapmanız gereken bir numaralı şey. It's to become angry at it. Duruma karşı öfkelenmektir. Whatever you tolerate, neye tahammül edersen, will stay, Kalır. Whatever you permit, neye izin verirsen, will stay. Kalacaktır. <laughs> oh my God, sometimes, bazen, it could be my wife, a man, or Irene. Eşim, oğlum I, ya I, da kızım olabilir. As a, as a father, you take responsibility. Ya, baba olarak sorumluluk alırsın. But one thing I hate the most Ama en nefret ettiğim şeylerden is to see them fall sick. onların hasta düşmesi. I hate that. Bundan nefret ediyorum. Ve konu hakkında hiçbir şey yapamamak beni incitir. And then this anger begins to rise. Ondan sonra bu öfke içimde yükselmeye like, başlıyor. Enough, is enough Yetti artık diyorum. I am tired. Sıkıldım, yoruldum. They are angry at them. Ve onlara onlara öfkeleniyorum. He angry at the devil. İblise öfkeleniyorum. Enough. Yetti. It's enough. Yetti artık. Stop touching my family. Aileme dokunmayı bırak. I will not allow it. İzin vermeyeceğim. I will not take it. Almayacağım bunu, kabul take etmeyeceğim. Take your hands.

Gece gündüz yürme İblis seni bağlıyorum. Ellerini çek. Finansımdan çek ellerini. your Ellerini çek. E ailemin üzerinden çek. Ellerini. life. Hayatımdan çek. Ben sana direniyorum. Ben artık bunu kabul etmeyeceğim. Böyle olmalısınız. You Böyle olmalısınız. Böyle olmalısınız. Enough. <laughs> Yetti artık. It's enough. Yetti artık. It's enough. Yetti artık. No more. Artık olmayacak. I lock the door. Kapıyı kilitliyorum. Never come back here. Asla buraya geri That's gelme. you need to do. Ve bunu yapman gerek. Amen. Amin. It's not a time to go to bed and sleep. Yatağa gidip uyuma vakti değil bu. When everything is going wrong. Her şey ters giderken. It's not a time to sleep. Uyuma vakti değildir. The Bible says men went to sleep. Kutsal diyor ki insan uh, uyumaya gitti. And, the enemy came and sowed bad seeds. Ve düşmanı geldi, to kötü tohumlar ekti. There are times Öyle zamanlar var ki. We don't sleep. Uyumamalıyız. We lose sleep Uykumuzu kaybetmeliyiz. Because Çünkü we don't go to bed. Why am I sleeping? Niye ki? What am I sleeping for? Niçin what have I done that I deserve sleep? I'm going to pray. Dua I'm going to press in. Tani I'm going to resist the devil. The Bible says, "Resist him firmly." Okay. Sometimes we sit and get up. Bazen diyoruz şey, iblis git. Resist him firmly. Hayır, kabaca, sert bir şekilde ona diren. And he shall flee. Ve kendisi kaçacaktır. Amen. 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 Amen amen. Can someone say amen? Amin diyebilir miyiz? Can someone say amen? Amin diyebilir miyiz? Get angry. Öfkelenin. What is this tolerating rubbish? Nedir bu saçmalı zırvalı tahammül Don't etmek? Don't touch what belongs to me. Bana ait olana dokunma. I will not take it. Ben bunu almayacağım, kabul etmeyeceğim. Amen. Amin. I said amen. Amin diyorum. No, you want to sit, drink coffee. Oturup çay içmek istiyorsun ya da kahve içmek istiyorsun. It's time to drink coffee. Kahve zamanı değil bu. It's time to get angry. Öfkelenme zamanı. Look, let me show you this. Size şunu göstereyim. Look at Acts chapter 16. This bakın. is so important. Bu çok you want to subdue the circumstances of life? Durumlarını, durumlarını mı almak Get istiyorsun? so furiously angry. Çok and it will change. Acts <laughs> chapter 16. 16. I, I read bölüm. from verse 16. And it came to pass as we went to prayer. a certain damsel possessed with a spirit of divination met us, which brought her masters much gain by soothsaying. Bir gün biz dua yerine giderken karşımıza falcılık ruhuna tutulmuş köle bir kız çıktı. Bu kız gelecekten haber vererek efendilerine bir hayli kazanç sağlıyordu. The same followed Paul and us and cried, saying, These men are the servants of the Most High God which shew unto us the way of salvation. Pavlus'u ve bizleri izleyerek bu adamlar yüce Tanrı'nın kullarıdır. Size kurtuluş yolunu bildiriyorlar diye bağırıp durdu. Watch this. And this did she many days. But Paul, being grieved, turned and said to the spirit, I command thee in the name of Jesus Christ to so come out of her. And he came out the same hour ve günlerce sürdürdü bunu. Sonunda bundan çok rahatsız olan Pavlus arkasına dönerek ruha İsa Mesih'in adıyla bu kızın içinden çıkmanı buyuruyorum dedi. Ruh hemen kızın içinden çıktı. If you tolerate it, tahammül ederseniz it will stay. kalacak. Are you here? Burada mısınız? Paul was greatly annoyed. Pavlus bayağı öfkelendi. It ha? says enough is enough. Yeter artık dedi. This girl, she, watch this. She has a demon. Bakın bu kızın taşıdığı bir cin var. Come. gel. Not you, but just sen değil example. Ama. Bir örnek olarak. She Gittikleri her yerde onları takip Watch ediyordu. For Günlerce. And she's screaming out. Ve bağırıyor, screaming out. bağırıyor. She's following. Takip she's ediyor, following. takip she's ediyor. Paul is going to do his hizmetini yapmaya gidiyor. She's following them kız onları takip And she's ediyor just ve sadece konuşuyor she's just sadece konuşuyor And these begin to ve bu şeyler Pavlus'u rahatsız etmeye başlıyor But he didn't do anything about it the first day. Ama ilk gün bu konu hakkında hiçbir şey yapmadı. The bahfus. second day. İkinci gün de bir şey yapmadı. I don't know when, but the Bible says after several days. Bilmiyorum ne zaman ama kutsal kitap diyor ki günler sonra. He got angry. Öfkelendi. And he looked at her. Ve kıza dönüp baktı. Come out. Çık dedi. In Jesus name. İsa anladıyla. And the spirit came out. Ve oruç çıktı. Listen, the problem will keep following you until you get angry. Bakın it. siz öfkelenene kadar sorun seni takip etmeye devam edecek. And I got some people think, but Jesus needs to come and do it. Bazı insanlar düşünüyor ki ama İsa'nın gelip bunu benim için I have gereken. news for you. Jesus has done all that needed to be done. İsa yapılması gereken her şeyi yaptı. It's not coming to do anything. Bir şey gelmeyecek. So you do it. Sen yapacaksın. <laughs> you do it. Sen yapacaksın. Who will do it? Kim yapacak? You will get angry. Sen and you will say, Enough. Ve sen artık it's diyeceksin. Enough. Artık. Get out. Therefore. Amen. Amin. I said amen. Amin diyorum. Amen. Devil is wreaking havoc in homes, in 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 businesses. İblis evlerde olsun, yu, yuvalarda, işlerde. In your bildiğin, personal life. Uh, şahsi hayatınızda her şey alt üst ediyor. Slap me again. Hani bana bir daha tokat atın. I'm still conscious fark, Farkındal farkındalığı yerinde me Again. Bana bir daha tokat atın. He'll keep slapping you. Tokatlamaya devam edecek. He'll keep stealing from you. Sen, senden çalmaya devam edecek. Don't let him do it. Izin vermeyin yapmasına. Praise the Lord. Rabbi övgüler olsun. <laughs> Look, every believer Bakın, her imanlı is a lion. Bir aslandır. Jesus Isa, is the lion of the tribe of Judah. Is that correct? Doğru mu bu? And Jesus is the firstborn amongst many brethren. Kardeşler arasındaki ilk doğandır. So, if he is the lion of the tribe of Judah, Yahuda ise İsa, and he is the firstborn amongst many brethren, ve kardeşler arasındaki ilk doğansa, who are his brothers? Kardeşleri kim? We are. Biz onu. Who are his sisters? Kız kardeşleri we kim? are. biz. So if he is a lion, eğer kendisi bir aslansa, will his brothers be goats? Kardeşleri keçi mi? We are all lions. Hepimiz aslanız. You know why I'm talking about lion? Niye aslanlardan bahsediyorum? I enjoy wildlife. Vahşi hayat çok hoşuma gidiyor. Oh gider. my God, that's my channel. Ya bildiğiniz benim kanalım bu. And budur. I see lions. Ve görürüm aslanları. A bunu. lion will have a pride. Bir aslanın bir, uh, a private group of lions. bir bir grup aslanı olur. And watch this. Ve şuna bakın. So this is the male lion. He's in charge. Şimdi erkek aslan şimdi o o yetkide. He has many females. Birçok dişi var yani. And yanında. they have children. O o dişinin çocukları var, And yavruları a a male var. And the male lion, they say, sleep for 20 hours. Ve derler ki bir erkek bir aslan 20 saat uyur günde. And the, the go bring food. Ve diğer kaplanlar da gider ye, yiyecek getirir. When they bring food, he's the first to eat. Ve yiyecekler geldiğinde yiye, yiyen ilk kişi olur. <gülüyor> Hallelujah, amen. <laughs> But anyways, Ama yine when de, this male lion bu aslan leads his pride, erkek aslan bütün dişilerini no, yönlendirirken, sing, yönetirken, no animal comes close. Hiçbir hayvan yakınlaşamaz. Now, and then you find a, 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 loner, one lion, one lion, just one. Ve tek bir aslan görürsünüz. And he is coming. Ve kendisi geliyor. And he wants a pride. Ve kendisi de bir uh, bir uh, neyse bir tayfa istiyor kendisi he için. He wants his own pride. Ken, kendi tayfasını istiyor. He must kill that male o erkek aslanı öldürmek to take zorunda. Over the pride. O erkek aslanın Sometimes tayfasını ele geçirmek pride için. Of 12 lions. Bazen 12 aslandan oluşan bir tayfadır. He i̇şte the male. Gider o erkekle savaşıp öldürür onu. If he can. Öldürebiliyorsa he kills him. öldürür. When he kills him. Öldürdüğü zaman he must do else. başka bir şey daha yapmalı. He Bütün yavruları da öldürmeli. Because He does not want any cub to rise up and challenge his authority. Çünkü hiçbir yavrunun bir gün yükselip yetkisine baş kaldırmasını istemiyor. So he kills six, seven cubs, all of them. Altı yedi he, he kaç tane yavru varsa öldürür. Öldürür hepsini. And now all the lionesses are his. Ve bütün dişi aslanlar onundur. And he makes his family. Ve ailesini kurar. And he leads them. Ve onları yönetir. The next 10 years, 20 years. Gecek 10, 20 yıl boyunca. They live. Yaşadıkları müddetçe. Now. Bakın. There is an, there is this There was this anger in a lion. Aslanda bir öfke vardır. He would not tolerate nonsense. Zırvalara tahammül yok. Everyone here today. Burada olan herkes bugün. There is a holy anger in you. İçinizde kutsal bir öfke var. To not tolerate anything that is not of God. Tanrıdan olmayan herhangi bir şeyi tamil etmemek için. You are a lion bir aslansınız. With a fierce wrath. Korkunç bir öfkesi olan. Use it. Kullan. Not against people. İnsanlara karşı değil. But against the devil. Şeytana karşı. Against circumstances. Durumlara karşı kullan. And you're going to see them change. Ve değiştiğini göreceksiniz. If you believe it, shout amen. Buna inanıyorsanız amin deyin. Hallelujah. 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 Is this helping anybody? Yardımcı oluyor mu bu sizlere? Turn to your neighbor. Komşuna dön. Say to him or her. De ki ona. Get angry at the situation. Durumlara öfkelen. Come on. Say it like you mean it. Ciddi bir şekilde söyleyin. Get angry. Öfkelenin. At the situation. Durumlara öfkelenin. <laughs> Say, do not tolerate it. Buna tahammül etme. <laughs> the, the, the enemy tries to touch your kids. Don't tolerate that. Etme buna. Try to touch your finances. Try to çalışıyor. touch your business. İşine dokunmaya don't çalışıyor. tolerate that. Buna Try to touch your spouse. Don't, dokunmaya don't tolerate çalışıyor. that. Try to put cancer on your body. Don't tolerate kanser that. Don't tolerate that. Buna that. Et you can that. come here, Buraya gelebilirsin. you can cry, hey, Pastor, pray for me. Ve Pastor benim için dua et. That, that is good. Iyi bu. But listen, ama dinle. don't. Tolerate anything the devil tries to put on you. Şeytanın üzerine koymaya çalıştığı hiçbir şeyi tahammül etme. I remember when my wife was pregnant with Irene. Hatırlıyorum, eşim hamileyken, we went var. to the doctor, Doktora gitmiştik. and the doctor looked at, at her, the baby, Doktor bebeğe bakmıştı. and the doctor said, Oh, there's a problem. Hey, bir sorun var. You can't have this baby. Bu bebeğe sahip olamazsınız. You need to abort it. Bunu uh, neydi? Kürtaj yapmanız gerekiyor. Because the baby çünkü when he the baby is born the baby will have down syndrome. Bebek doğduğunda down sendromlu olacak. To, so, you don't want a baby like that. Böyle bir bebek istemezsiniz. Remove it. Kürtaj edin. My wife said. Eşim dedi ki. Looked at the doctor. Doktora the baktı. The doctor is giving her report. Doktor ona rapor veriyor. My wife is a lion. Eşim aslan. <laughs> She said. No. Dedi ki, Hayır dedi. I will have my baby. Bebeğim olacak. The doctor was shocked. Doktor şaşırdı. What? Why like why are you shouting at me? Ya yani niye <laughs> bana bağırıyorsun <gülüyor> gibisinden? <gülüyor> I'm just doing my professional job. Ben profesyonel işimi yapıyorum yani. Yes, she did not understand. <laughs> evet, anlamamıştı. But she on my wife understand. Ama eşim anlamıştı. That, that is not a report from God. Bu Tanrı'dan gelen bir rapor değil. Your baby? Bebeğim? What are you talking about? Ne Remove sen? the baby? Bebeği, yani, what? Yap. Ne demek? No, I Hayır. will not receive that. Do you know that when bad news comes to you, the first response will determine what the thing will be? Your first response will determine how it will play out. Don't ever receive a bad report. If you say no, Hayır diyorsanız. It will be no. Hayır olacak. If you say. <laughs> Boynunu bükersen. It will happen. Öyle olacak. She said no. Hayır dedi. I will have my baby. Bebeğim olacak dedi. My God, the baby is 11 years old now. O bebek 11 yaşında bugün. Does she look like a baby with Down syndrome? Down syndrome'a benziyor my mu? My God, I prayed before we had the baby. I said, my God, I want I want a baby that jumps around. Now I'm praying, Lord, please ediyorum, calm Rabbi, her down. Because <laughs> my God like, Lord is like I asked and you give me more than enough. <laughs> dile, çok daha <laughs> two, two things I told, three things I said to the Lord. Üç şey I said, I want a girl. Dedim ki, kız olsun. And I want her to be playful. Like, like, jivıl jivıl olsun. I don't want some babysitting lamp. Ben but... oturan ve sessiz bebek seven böyle cıvıl olsun istiyorum. And then thirdly. Üçüncüsü. I said I want her to be tall. Uzun olmasını istiyorum dedim. Look, I kid you not. Şakam yok? I asked for these three things. Bu üçünü istemiştim. Playful. Jivıl jivıl olsun. A girl. Kız olsun. And and uh tall. Ve uzun boylu olsun. She's a girl. Kız She is very playful. Çok cıvıl. Sometimes I say. <laughs> bazen diyorum ki. We in the room. Bazen odadayız. Odadayız. Can I have some quiet? Ya bir sessizlik olabilir mi ya diyorum ben. Please. Lütfen. It's almost midnight. Neredeyse gece yarısı oldu. Can you sleep? Uyuyabilir misin? Now I'm praying that God will calm her down. Şimdi dua ediyorum <laughs> ki Tanrı onu sakinleştirsin. No, I love her like that. Yok yok, onu böyle seviyorum. <laughs> And then she stole. Ve bir de uzun. My God, I'm looking at how with people much older. No, nah, she's like. Ona bakıyorum. She's looking. She's not looking down on yetiş, them. Yetişkinlere neredeyse omuzundan aşağı bakıyor. What şimdi. What I'm saying is this. Şey God is a good God. Tanrı iyi bir Tanrı. The Bible says every good gift. Kutsal Kitap diyor ki her iyi and every perfect ve mükemmel arman cometh from above. Gökten gelir. Can someone say amen? Amin diyebilir miyiz? Can, Can someone say amen? Amin diyebilir miyiz? Can someone say amen? Amin diyebilir miyiz? So, the way you respond to the, to, to the report would determine how it would play out. Tepkiniz, the doctor says, doctor diyor, You have cancer. Var. How do you respond? Nasıl tepki they say everyone's. They say every everyone's business is closing down. Herkesin işi iflas ediyor, çöküyor diyorlar. There is economic crisis. Economic crisis var. How do you respond? Nasıl tepki veriyorsun? They say it's not possible. İmkansız diyor. No one has ever done it. Kimse yapmadı diyor. How bunu. do you respond? Nasıl tepki veriyorsun? The way you respond. Nasıl tepki veriyorsanız. Will determine whether it will play out in your favor or not. İşin hayrınıza yani iyiliğinize dönüşeceğini ve dönüşmeyeceğini belirliyor. Can someone say amen? Amen. Amen. Everyone say, get angry. Say, it, get angry. Öfkelenin. Now, a lot of people, because of frustration, they get angry at their spouses. öfkeleniyor. Don't get angry at your husband or your wife. Ya da She's not the problem. Sorun değil. Amen. Amen. Love her. Onu Treat her well. Ona iyi Talking to husbands now. Love şimdi. your wives. Treat them well. Iyi Respect them. Saygı Don't go out make all the decisions and come back and tell her. I'm from Africa. We we and this is the bad side. of our culture. Kültürümüzün kötü tarafı da bu ne yazık ki. I would say a way of my of thinking. Ya böyle diyeceğim bir zihniyet. We, we are macho. Bizler we are men. Erkekleriz, macho. Machoüz. We don't tell our wife stuff. Eşlerimize bir şey anlatmayız. We don't do what? We do it. Kendimiz yaparız. And then we tell them what we did. Ondan sonra yaptıklarımızı anlatırız. This is this is not good. Bu iyi bir şey değil. Why should I ask your permission? Neden izin isteyeyim eşimden? I'm the man. Ben erkeğim. But that's not the culture of the word of God. Ama Tanrı sözünün kültürü bu değil. When we get saved, biz kurtulduğumuzda we must forgo our cultures. Kültürlerimizi terk etmeliyiz. And take the culture of the word. Ve Tanrı sözünün kültürünü almalıyız. Praise the Lord. Rabbe evgiler olsun. Praise the Lord. Rabbe evgiler olsun. So, you ask your wife's opinion. Don't just run off and do it. Eşinizin fikrini soracaksınız, gidip kendi başınıza you hem şey yapmayın. Hem you fikir bulacaksınız, anlaşacaksınız ve dua edeceksiniz. You are stronger when you are united. Birlik içinde olduğunuz zaman daha güçlüsünüz. Amen. Amin. If you're hiding it from her, it means you're doing something wrong. Ondan gizliyorsanız demek ki yanlış bir şey yapıyorsunuz. <laughs> All the women said amen. Bütün kadınlar amin diyor. <laughs>